İrsi. Aşk. İrsi. Yüreğim, gel. İşine bir almak mı? He? Dışarı çıkalım, ben şiran dedim. Şimdi şöyle bir şey var. Normalde insanlar bu yataktan kalkıp hani bu şeklinde olayı nasıl yaparlar? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Yani demeye çalıştığım şey şu. Acaba yataktan kalkarlar, her şeyi hazırlarlar, öyle çekerlerdi o göz kapama falan. Nasıl yapar? Ben böyle yaptım. Daha yeni uyandım. Daha bu noktada hiçbir tecrübem yok. Hiçbir şeyim yok abi. Bu kamerayı 3-4 defa almışımdır. Yüksek ihtimalle daha bak yüzümü falan bile ölü gibiyim. Ama bugün çok güzel bir şey yapacağız. Bugün Kemal Saraçoğlu'na yaptığımız bir bağış yayını vardı. Gidip o parayı bankadan çekecek abi. Gidip o parayı Kemal Saraçoğlu Vakfı'na verecek. Onun yanı sırasında tabii ki yolda konuşacak. İşte birazcık gündelik hayatımdan az çok neler yaptığımı bahsedeceğim ama burada çok fazla bir şey bahsedemeyeceğim. Üstünü değişeceğim. Burası benim odam, şu anki odam. Bu odada hiçbir şeyim yok. Çünkü bütün her şeyim eski evde. Sadece bu odaya kıyafetlerin bir kısmını yani yatıp kalkmama hale getirdim. Asıl bilgisayar odama çok fazla yüklendim toparlamakta. Bu da bizim İmsi. İmsi, aşkım. Oğlum dünyadaki en güzel şeysin be sen. Sen dünyadaki en güzel şeysin. Tipini yediğim bak. Şimdi bakıyorum, geçiyorum, giyineyim, üstümü başımı değişeyim, yüzümü yıkayayım, bunu yapayım. Bunları da çekmek istedim ama dediğim gibi bunları bilmiyorum. Bunlar nasıl çekilir, nasıl edilir bunlar öğrenirim büyük ihtimalle. Nasıl yapılır. Ben şu an yataktan çıkma kısmını ancak başarabildim. O da bizim editör biraz göz kapağı açar, kapağı açarsa olur bir şeyler. Neyse, hadi başlayalım yürü. Yatakta başladım ben. Bak bu da benim giyinmişim oldu abi. Böyle giyindim. Tam buyum yani bu tarzım. Bu şekildeyim. Şimdi ne kadar yatırdığımıza bakalım abi. Ne kadar o yayında bize gelen bağışa bakalım. İlkin ne falan? Tamam şimdi 8143 TL Bino Game'den gelmiş. 8143 TL Bino Game'deki donate'lerden geldi abi yayın sırasında. 3585 TL'de 3585'de Oyunfor'dan geldi. Hemen bakalım. Hemen topla bize bunları. Artı 8143. 8143. 11.728 TL yaklaşık bir 354 TL sitelerin kesintisi oldu. Zaten burada da yaklaştık. Bino Game'in yok. Bino Game kesme. Bak burada işlem masrafı yazdı almış. Ama burada işlem masrafı yazdı ama ben bunu logosunu bir şeyini koydum. Kesintiyi kestiler benden. Daha yüksek donate olduğu için Bino Game'dekini öyle yaptım. Şöyle bir olay var. Oyunfor'un donate'inden galiba 200 lira, 150 lira ya da 300 lira bir şey kesinti yaptı. Tam bir bilgim yok. KDV'leri, madeveleri ödendiği için çünkü bu atılan donate'lerin ödemeleri falanlar. Her neyse yani 11.5 milyar 11.400 bir şey aslında buradaki para. Ama biz bunu 12 saate olduğu için ve bu kadar da donate geldiği için abi 500-600 TL'ye de geleceğim. Yani kendim koyacağım. 12.000 TL'ye tamamlayacağım. Gidip hemen iş bankasına bu parayı çekip anında Kemal Saraçoğlu'na aktaralım ve bu işte artık tatlı bir şekilde bitsin. Değil mi Ekim? Yes. Ha? Kameraman sensin bu arada. Kameramanım bu arada bu. YouTuber'da olacak bu çocuk. Bu da İmsi. İmsi keşke kamera tutmayı bilse ama ben kamera tutmayı bilmiyorum arkadaşlar yani bak. Hep editörüm şey diyor. Abi şu kamerayı bir doğru tut, doğru açılardan tut, böyle olmaz ama ben nasıl yapayım falan diyor. İmsi. İnşallah kameraman da biter bu film. İmsi. Hadi dışarı. Arkadaşlar şimdi ne yapıyorduk? Şu an Kemal Saraçoğlu'na gitmeden önce bankaya gidip para çekeceğiz ama banka şu an kapalı olduğu için, öğle arasında olduğu için biz de öyle bir saate denk geldik. Önce bir kahvaltı yapalım bence. Bence öğle arasına gelmemiştin ya. Geldi. Saat 12.30 geçti. Ne alakası var? 2'de açılıyor bankalar burada. Adımı verseydik ki geçerdik. Neyse tamam. Şimdi gidelim kahvaltıya. Haydar simit evine mi geçelim? Yapacak bir şeyimiz yok. Yolsuz da olur. Aç. Şimdi yemeğimiz bitti. Evet. Sıkıntılı kartla, sıkıntılı kartımızla. Kahveye bir şey var mı? Yok. Dansen çekeyim abi. Ya ilk saatte gidecek ya. Kardeş hani bu YouTuber bloggerlar bir yerde para ödemiyor ya. YouTube'lar. Yani Allah'ın emri. Bu bizim iş arabamız. Gençler. 14 derece. 14 derece. Bu arabanın içindeki sıcaklık. Dışarıdakini hiç ölçmüyor.
Şşşt geçer miyik? Çemberde normalde Türkiye'deyken beklersiniz ya şu. Yani Türkiye'deyken öyledir. Mesela beklersiniz çemberdeki olan geçer. Yo. Çemberdeki bekler. Yan taraftan gelen çıkar. Bizde öyle değil. Bizde çemberdeki geçer. Yan taraftaki ondan sonra çıkar kardeş. Sizde trafik soldan akar. Bizde trafik sağdan akar. Yok. Bizde soldan akıyor. Sizde soldan akar. Bizde sağdan akar. Gör işte bak uygulamalı şekilde göstereyim be kardeşler. Bizde bunları, soldan akmıyor mu? Bunların hepsini bir ritüel koydum be abi. Sizde bin ya sizde araba bak bizde araba sağlanır mesela. Sizde araba sollanır kardeş. Anladın? Bizde araba sağlanır. Sizde araba sollanır. Başka ne var? Garip bir memleketik ya. Yani bu İngiliz usulüne girmiş. Çünkü burası zamanında İngiltere'nin sömürgeciliğinde olan bir yer olduğundan dolayı İngiltere'nin yasaları falan var. Dünyada iki tane yerde var bu sağ direksiyonlu arabaların olması. Bir İngiliz'de bir bizde. Anladın? O yüzden İngiltere'ye gittiğinde Türkler çok fazla sıkıntı yaşamıyor. Kıbrıs'ın Türkler. Hemen hemen her şeyimiz aynı çünkü. Onların zamanında sömürgeciliğinden öyle yani be gençler. Şimdiki planımız şu. Geçiyorum İş Bankası'na parayı alıyorum. Oradaki masada çoğunlar. Gidip parayı teslim ediyorum. Yüksek ihtimalle bankanın önünde video çekimini kapatacak. Çünkü içeride bize izin vermeyecekler. Yani vermezler diye düşünüyorum. Hiç de uğraşamam yani o konuyla. Makbuzu falan zaten ben alacağım parayı çektikten sonra. Bu arada kartımı da bir değiştirdim ben burada 2 dakika. Oradan da Kemal Sarıçoğlu'na gidecek. Olaylar bu. Bu. Kemal Sarıçoğlu Kıbrıs'ta böyle güzel bir vakıf. İnsanlara böyle destek verip psikolojik tedavisinde, oyunda, buyunda bunlara destek veren. Zaten şimdi gittiğimizde tam öğreneceksiniz. Polis. Kaçaman kurtulaman aslanım. Aha bizim adamlar. Bunlar da bizim turistler. Burası bizim. Hani dersiniz ya Rum tarafıyla işte adada ikimiz nasıl yaşarız Rum'dan Kıbrıs. Kardeş Rumlar diğer tarafta. Bunun ilerisinde bir kapacaklar Rum tarafında. Yunanlılar orada yaşar Rumlar. Biz de kapının bu tarafında yaşarız. Bunlarla bizi ayıran bir kapı var sadece orada. Kemal Sarıçoğlu'na gerilik abi. Dur şu arabayı tatlı bir yere park ettim. Şu anda kendisi araba park ettirmeye çalışıyor. Şu an. Sen benden daha iyi park ettin. Geri yan bak. İyidir. Toplam 12.035 TL çektik abi. 12.035 TL çektik. Bunun 35 TL'si bizim yılbaşı biletine. O benim zaten şeyimdi. 12.000 TL. 12 saat, 12 saat yayını 12.000 TL abi. Biraz kaybettim ama hoş geldiniz. Geldim. Merhabalar. Devran'ın suçu tamamıyla devran'ın suçu. Ama Las Vegas'ı yaşamış, bir yaramış. Las Vegas'ı orada güzel şeyler yaşadık. Evet. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Ne olsun, ben direkt takdir edeyim. Bu da çektiğin makbuz. Çok teşekkürler. Hiçbir şey yapmasınız diye. Ben direkt bankadan aldım, bir çektim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir program oldu. Gerçekten bizler için çok önemli bir bağış toplandı. Öncelikle böyle bir program bizim bankamız için yaptığın için sana çok teşekkür etmek isteriz Barışcan. Ve ayrıyeten tüm bağışçılara da o program sayesinde bizlere bağış yapan herkese de buradan çok teşekkürlerimizi sunarız. Kemal Sarıçoğlu Lösemli Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı 2001 yılında kurulmuş ve toplumu kanser konusunda bilinçlendirmek ve bu hastalıkla mücadele eden aileleri ve çocukları rehberlik hizmeti yapmaya amaçlayan bir hayır kuruludur. Kemal Sarıçoğlu Vakfı'nın bugün 77 üye çocuğu vardır. Ve bu üye çocuklarımızın ailelerine ve kendilerine maddi ve manevi destek sağlamaya çalışan ve sağlayan bir hayır kurumudur. Kemal Sarıçoğlu Vakfı hastanelerde yapılamayan kan tahlilleri veya herhangi bir tetkik varsa bunları bulunmayan evet onlarda yardımcı oluyoruz. İkinci ailesi olmaya çalışıyoruz aslında biz bu üye çocuk ve ailelerimizin elimizden geldiğince onların yanında olmaya çalışıyoruz. Moral ve motivasyonları da yükseltmeye çalışıyoruz. Psikolojik destek olarak, motive olarak. Ki bu zaten... Hem madde hem manevi aslında. Çünkü yaşam atölyelerimiz var, el işleri yapıyor çocuklar. Bu tarz etkinlikler sağlıyoruz kendilerine ki sosyalleşebilsinler. Çünkü çok uzun bir süre hastane ortamlarında veya evde izole bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor kanser hastaları. Sadece bağışlarla ayakta duran bir hayır kurumudur. O yüzden başında da söyledim ama tekrar da söylüyorum. Çok teşekkür ederiz. Bu yapmış olduğunuz bağış vakfımız için çok değerli ve önemlidir. Benlik bir şey yok zaten. İzleyiciler sağ olsun. Yalnız bırakmamak. Yani genellikle bu 4. ya da 5. bağış. Yayınımız 5. bağış organizasyonumuz.
Yani sürekli bu şekilde yalnız bırakmıyorlar. Normalde bir dolandırmak istemem böyle şeyleri ama insanlar şeydir yani bir dolandırdığımızda bu çocuk bunu yapıyor ve insanlara farkındalık olarak sunuyor. Bir daha etsin daha fazla bağışlatalım. Gitgide bu bağış mevzası yükseliyor zaten. Mesela sizden çok teşekkür ederim konuştuğunuz şeyler için. Sizden isteyeceğim şey bu videoyu izleyenler gene atıyorum bu videodan sonra yani çok fazla reklam gördüm burada işte şey işte filtre, o, bu bağışı, hı-hı, şu bağışı, IBAN numarası. Evet. Ben onları videonun açıklama kısmına ve videonun sonuna büyük ihtimalle koyarım. Ama siz de o ufak şeylerden bahsederseniz nasıl bağış yapabilirler? Çünkü ben istediğim şey bu videoyu dinledikten sonra 300 de olsa, 400 de olsa, 500, 5 TL bile olsa bağıştır benim evet gözümde. Bu bağışların sadece 3000 TL'si galiba 500 geldi. Geriye kalan bütün para 2-2-3-3-4-4-1-2-1-2 buraya geldi. Yani attığımız 2 TL, 3 TL bağıştan yani bu ne işe yarayacak diye düşünmeyin. Ciddi anlamda bu zaten yanımda tanıyanlar vardır. Devran zamanında bu hastalığı atlatmış bir insan. Ben Kemal Saraçoğlu Devran sayesinde tanıdım. Devran çok fazla destekleri vardı. Yani evet maddi yönden bir şekilde bir yerlerden, devletten oradan oradan bir destekleri var. Ama asıl olay bu hastanedeki ortamda insanlar kendilerinden yani uzaklaşıyor. Çünkü hastanenin içindesin yaşında ufaksa psikolojik olarak gerideler. Motive lazım. Ama hani devlet durup da ben sana bunları yapıyorum hadi git eğilin demez. Böyle vakitler sayesinde bu insanlar motive ediliyor ve benim düşüncem ben de bu bölümü okurum. Ya, psikolojik olarak bayağı az çok bu konuda bir fikrim var. Bu işlerde asıl önemli olan şey psikolojik. Bu yaptıkları psikolojik savaştan galip çıkmaları lazım. Pes etmemeleri lazım. Motive olmaları lazım. Ki ben inanıyorum ki bu 12.000 TL'de birçok yani 3 çocuğum bile, 2 çocuğum bile, 4 çocuğum bile yüzünü güldürsek bu bizim için çok yani önemli bir şeydir. Emin olun bunlar fazlasıyla önemli. Siz onlardan bahsedin artık. Bizlere www.kemalsaracoğlu.org'dan online bağış yapabilirsiniz dilerseniz. SMS aboneliği yapabilirsiniz. Abone kasede ve dilediğiniz miktardaki örneğin 10 TL, 15 TL, 20 TL, 30 TL, 40 TL abone kasede 30 yazıp 4271'e SMS göndererek. Türkiye'deki hatlar da olur değil mi? Türkiye'deki hatlar değil sadece Kuzey Kıbrıs. Kıbrıslar buna dikkat etsin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki GSM operatörlerinden abone olanlar için söylüyoruz bunu. SMS atıp abone olabiliyorlar ve her ay faturalarına yansıyabiliyor bu. Türkiye'deki izleyiciler bankaların ben infolarını bırakacağım bilgilerini yani açıklama kısmına bırakıp istediğiniz bankadan yani gidip yatırabilirsiniz ya da isterseniz iş cep gibi bir şeyiniz telefon uygulamanız varsa oradan EFT havale olarak buradaki bankalardan bir tanesine yollayabilirsiniz. Yapabiliyorsanız 2 TL bile olsa 3 TL bile olsa yapın yani gerçekten daha fazla olursa daha fazla yol. Bu tamamen sizde abi. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten. Burada bizden bir anı olmasını isteriz sizlere. Çok teşekkürler. Çok biz çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Tüm emekleriniz ve bizim için ayırdığınız zaman ve program için. Ben teşekkür ederim ya. Ve tüm bağışseverlere tekrardan teşekkürler. Artık video sonuna hadi. Gerçekten ciddi anlamda çok fazlasıyla teşekkür ederim. Böyle güzel insanlarla da tanıştığım için sizin sayenizde olan şeyler bunlar. Daha niceleri olması için uğraşacağım. Bunları daha profesyonel ve daha güzel bir şekilde yapmaya çalışacağım. Bunların hepsini videonun sonuna koyacağım kardeş. Gelin istediğiniz gibi atmak isteyenler atabilir. Tekrar alıyorum. Bu sizin başarınız. 12.000 TL sizin başarınız. Bendeki hiçbir şey yok. Tamamıyla sizin başarınız abi. Eğer video hoşuna gittiyse videoya lütfen beğeni atmayı unutmayın. Hikayelerinize bahsedebilirsiniz. Arkadaşlarınızı WhatsApp'tan yollayabilirsiniz. Messenger'dan yollayabilirsiniz. Bu videoyu ne kadar insana ulaştırabilirsiniz. Bu benim için çok iyi olur. Farkındalık çok önemli bir şey çünkü. Biz bu videoları yaparken amacımız farkındalık yaratmak. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ekran sonunda dediğim gibi koyuyorum. Kendinize iyi bakın.